Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Arkadaşlar gündemde İran var. Biliyorsunuz e, bugünlerde çok konuşuluyor. Çünkü İsrail'e saldırmak üzere hava sahalarını kapattığı söyleniyor bugün. E, tatbikatlar yapıyor. Yani gözdağı veriyor İsrail'e. Her an saldırabilirim diyor ki sadece saldıracak arkadaşlar. Mutlaka saldıracak. Kesinlikle saldıracak. Neden böyle söylüyoruz? Birkaç gün önce bir videoya rastladım yine Cübbeli Ahmet hocamızdan çok bahsetmiyordum uzun zamandır. Takip eden kardeşlerimiz biliyor neden bahsetmiyoruz. Zaten birçok şey ortaya çıktı. Artık İran'ın İsrail'i vuracağını, Amerika'yı vuracağını anlamıştır diye düşünüyorduk. Anlamamış yine arkadaşlar. Şok oldum, şaşırdım, kaldım yani. Gerçekten şaşırdım. Bir tweet atmış. Ben tweet'i görmedim de sunucu soruyor. Hocam diyor ya 3 milyondan fazla görülmüş diyor. Büyük etkileşim olmuş. Evet diyor. Çünkü diyor attığım tweet normal bir tweet olsa izlenmezdi. Neydi normal tweet? Mesela İsrail'e dikkat etsin Hamas desem kim izleyecekti diyor. Ben de dedim ki diyor Hamas İran'a dikkat etsin. Buna dikkat çektim diyor. Hamas'ı Şialaştırmak istiyor İran diyor. Buna dikkat etsin diye dikkat çektim diyor. Arkadaşlar böyle açıklama yapıyor. Şimdi İran zaten uzun zamandır ayağımıza dolaşmış bir ülke. Kendileri de biliyor bunu. Tarih boyunca Selçuklu'yla Osmanlı'yla savaşmış bir ülke. Bize hiç hayır gelmemiş onlardan arkadaşlar. Bunu biliyoruz. E bu demek değil ki bu saatten sonra da hayır gelmeyecek. Biz akıllı olursak hayırlı yönde kullanabiliriz ki bir izniyle Allah'ın izniyle de kullanacağız onları Türkiye olarak. E çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bile Medine'ye hicret ettiği zaman arkadaşlar Yahudilerle anlaşma yaptı. Neden? Güçlenmek için güçlenme zamanını bekledi. E Türkiye'de birçok ülkeyle çevresinde hatta Esed'le bile geri görüşmeyi kabul etti. Neden? Çünkü menfaatimiz geri arkadaşlar. Bu gerekiyor. Bugün Türkiye sınırında izlediğiniz büyük ihtimal haberleri Suriye ve Rusya birlikte e, kamp kurmuşlar arkadaşlar. Türkiye sınırına askeri üs kurmuşlar. Ne için? E, Amerika'nın üslerini oradan yok etmek için, temizlemek için zaten Amerika da oradan Irak'a doğru kaydırmış. Suriye'deki üslerini çekmiş. Gördüğünüz gibi çekmek zorunda kalmış. Şimdi Cübbeli Ahmet Hocamızın arkadaşlar bizim şehirde, çevremde şöyle bilinir. Senin hocan derler bana çok seviyordum. E, ki bizi çok üzdü son zamanlarda. E, neredeyse yani böyle sevgimiz bitmek üzereydi ki Mahmud Efendi Hazretleri'nin rabıtasını korudu. Rabıtasını koruduğu için yine e, Allah ondan razı olsun. Dua ettik. allah Teala Cübbeli Ahmet Hocamız gibi alimlerin sayısını artırsın. Ki İslam ve Ehl-i Sünnet Müslümanlara, Türkiye'deki hatta dünyadaki insanlara çok faydası oldu arkadaşlar. Bu inkar edilemez. İslami ilimleri dinlenilir. E, biz de istifade ediyoruz kendisinden. Ama maalesef ki işte maalesef keşke dünya olaylarını da aynı İslami ilimlerde olduğu gibi güzel bir şekilde yorumlasaydı da ümmeti Muhammed Müslümanlar faydalansaydı bize de video yapmaya hiç gerek kalmasaydı diye düşünüyoruz. Ama işte bu konular konuşulmayınca doğru bir şekilde anlatılmayınca biz de kendimizi de e, sorumluluk hissediyoruz ve bu videoları yapıyoruz arkadaşlar siz de paylaşıyoruz. Cübbeli Ahmet hocamız İran konusunda yine yayıldı. I yanıldı. İran asla Amerika ve İsrail'i vurmaz dedi. Hatta dedi ben bu tweet attım. 3 gündür vurmadı. Vursaydı dedi rezil olacaktım diyor. Bak diyor ama vurmadı diyor. Bugünler 3 günde 5 günde olacak iş mi bu olaylar? Yani bu olaylar 3 gün olur 5 gün olur 3 ayda sürebilir. Kesinlikle vuracak. Peki vurduğu zaman ne olacak hocam? Ne yapacaksınız o zaman? İran, İsrail'i vuracak ki kesinlikle girecekler paldır güldür birbirlerine. Bunları göreceğiz. Allah nasip ederse yakın zamanda da göreceğiz. O zaman bu açıklamalarınızı ne yapacaksınız? Ama biz alıştık. İslami ilimler dışında, dünya görüşleri hakkında Cübbel Ahmet hocamız her an her sözünü değiştirebiliyor ki programın içinde bile değiştirdi. Yani arkadaşlar şeker hastalığından kaynaklanıyor herhalde. Aklına ilk geleni söylüyor, sonra pişman oluyor hocamız. Programın içinde Hamas'ın yeni seçilen liderine İran'a yakınlığıyla e, söz etti. İran onunla Hamas'ı şialaştırabilir falan gibi bir şeyler söyledi. Reklam arası verdiler. Reklam bitince şunu düzeltelim dedi. Herhalde birisi reklam arasında uyardı. E, Hamas'ın başına gelen yeni lider Hapis cezaları çekmiş, bazı bedeller ödemiş, Hamas için çalışmış, Müslümanlar için çalışmış bir insandır dedi. Yani iki dakika sürmedi. İki dakikada değiştirdi geri. Yani yarın İsrail, İran'ı vurduğu zaman, İran, İsrail'i vurduğu zaman da değiştirebilir. Ama hem kendine yazık ediyor, hem de Müslüman kardeşlerimize yazık ediyor. Müslüm, milyonlarca Müslüman kardeşimiz kendisini takip ediyor. Allah rızası için düşünerek konuşsun, bin düşünsün, bir konuşsun. Ee, en azından acizane bizi e, adam yerine koymaz belki ama ya bir e, videolarımızı izlesin belki kendisine faydamız olur. Çünkü e, kendisi bizim için önemli arkadaşlar, değerli. Bu konuları anlarsa ki çok Müslümanlara İslam alemine, dünyaya faydası olur. Faydası olacak insanlardan birisi inşallah. E, öyle ümit ediyoruz. Pek öyle görünmüyor ama öyle ümidimiz var. Duamız bu yönde. Allah'ım ona da bu hak hakikati göstersin, ferasetini basiretini açsın da Rabbimiz inşallah bu dünya olaylarını iyi anlasın. Yoksa e, bu şekilde kendisine takip eden milyonlarca Müslüman kardeşimizi de yanlış yönlendirerek 3. E, dünya Savaşı'na götürecek. Tabi ona göre 3. Dünya Savaşı'na daha 200 yıl var, Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesine 300 yıl var gibi, 200-300 yıl var gibi düşünceleri var. Burada da yanılıyor yine Mehdi Aleyhisselam konusunda. E, zaten bundan sonraki videomuz o olacaktı arkadaşlar, aklımda o var. Mahmut Efendi Hazretlerimizin Mehdi Aleyhisselam hakkındaki görüşleri. Cübbeli Ahmet Hocamız neden kitap yazdı bu yüzyıl? Mehdi Aleyhisselam kesinlikle gelecek ama bu yüzyıl, şimdiki bizim yaşadığımız yüzyıl gelmeyecek diye kitap yazdı. Onun kaynağı nedir, sebebi nedir? E, siz böyle bize mesajlar geliyor, siz böyle anlatıyorsunuz ama alametler gerçekleşiyor. Hatta şaşırtıcı bir şey var ortada, nedir? E, sizin anlattığınız gibi de olaylar gerçekleşiyor. Siz video yapıyorsunuz, bir hafta sonra aynı dediğiniz gibi oluyor. Siz video yapıyorsunuz bir ay sonra sizin dediğiniz çıkıyor. Yani hadis-i şeriflerde belirtilen olaylar gerçekten de alametler bizim gözümüzün önünde gerçekleşmeye başladı. Biz buna ikna oluyoruz ama e şimdi koskoca o kadar 6 yaşından itibaren 45-50 yaşlarına kadar ilim tahsil etmiş Mahmud Efendi Hazretleri'nin dizin dibinde yetişmiş bir hoca efendi, değerli bir hoca bu yüzyıl gelmeyecek diye kitap yazdı. Ne olacak şimdi diyorlar bize böyle haklı olarak sorular soruyorlar. İşte bunların cevabını arkadaşlar bu videodan sonraki videoda cevabını vereceğiz inşallah. Mehdi Aleyhisselam'ı da ne zamana kadar beklememiz lazım bu yüzyılda? Hicri 1400 yılda hangi tarihe kadar biz bekleriz? O tarih geçtikten sonra artık ümidimizi keseriz. Mehdi Aleyhisselam bu saatten sonra bu yüzyıl gelmez deriz. O tarihi de size vereceğim inşallah bu videodan sonra arkadaşlar. Şimdi e, İran asırlardır Osmanlı'nın Selçuklu'nun ayağına dolaşmış. Bize sıkıntılar yaşatmış. Hiç hayrı olmamış bize. E, şerden başka bir şey yapmamış bize. Bir komşumuz arkadaşlar. Maalesef ki komşumuz hiç kafirle savaş yok. Hep Müslümanlarla savaşmış ki bunu kendileri de kabul ediyor. Kendileri de biliyor. Allah onlara da ıslah etsin, hidayet etsin de ehli sünnet itikadını anlasınlar inşallah. Yani ahiretlerini kurtarsınlar diye dua edebilir sadece. Başka da bir şey elimizden gelmez. Adamların kendi inancı, kendi itikadı bizi ilgilendirmez. E, dediğim gibi Efendimiz Aleyhisselam bile Medine'ye hicret ettiği zaman Yahudilerle anlaşmalar yapmış arkadaşlar. Biz de bugün İran'la anlaşmalar yapıyoruz kendi menfaatimiz için ki onların da menfaat için bizle anlaşma yapmaları lazım. Yalnız şunu belirteyim ben İran konusu hakkında. Şunu bilin bir kere takip eden kardeşlerimize sesleneyim ben buradan. İran diye bir ülke yok arkadaşlar. Yok. İran diye bir ülke yok. Yani Şialık da yok, Şiilik de yok aslında. Hakikatinde yok yani. Varmış gibi görünüyor. Yani zaten hak din, ehli sünnet itikadı, hak dini olan ehli sünnet itikadı, dört hak mezhep bile neredeyse yok denilecek kadar azalmış. Ya yani Türkiye'ye bile bakın zaten dünyada yok da Suriye'de, Mısır'da, Afganistan'da, Libya'da, Af e Pakistan'da bakın çuf çuflar, mus çuflar her yeri sarmışlar o hocalar. Hocayım diyenler tövbe haşa hoca diyoruz bir de onlara. Şarlatanlar her yeri sarmışlar. Yani bugün Türkiye'ye bile bakın en temiz Ehl-i Sünnet itikadının yaşandığı ülke. Anadolu'da Mevlana'ların, Yunus Emre'lerin, Hacı Bayram Veli'lerin, Hacı Bektaş Veli'lerin buralara nakış nakış işlediği İslam'ı, Ehl-i Sünnet itikadını işlediği topraklara bir bakın. Bizim toprak topraklarımızda bile maalesef bugün Ehl-i Sünnet itikadı inancımız elden gitmiş durumda neredeyse arkadaşlar. Yüzde oran tutun çevrenize bir bakın. Yüzde kaç kişi beş vakit namaz kılıyor? Bunu söyleyin bana. Yüzde on var mıdır? Tanıdıklarınız içinde çıkmaz yüzde on. Benim çevremde öyle yüzde on değil. Kaç böyle düşündüğüm zaman yüzde bir mi acaba? Yüzde beş bile diyemem yani benim kendi çevrem açısından. Bir de bu cemaatlerin tarikatların içinde olduğum halde arkadaşlar. Artık diğer insanları düşünemiyorum bile. Ben yani düşün geçen Yaşar Ertekin'in bir söyleşine denk geldim. Adam anlatıyor. E, ilk namaza başladım. 5 vakit namaza diyor. Çok ilginç bir şey anlatıyor. Gerçekten de insanlarımız o halde arkadaşlar. E, nereliyim dedi. Tekirdağ'lıyım dedi herhalde. E, gittim diyor evde 5 vakit namaz kılıyorum. Annem ağlamaya başladı diyor. Dedim anne niye ağlıyorsun? Oğlum ben de namaz kılıyorum. Ramazan'dan Ramazan'a namaz kılıyormuş annesi. Bu 5 vakitte nereden çıktı? Sen tarikata mı bağlandın? Cemaate mi bağlandın? Aa, oğlum evden gidiyor diye ciddi ciddi ağlamış kadın yani. Düşünün ne hale getirmişler bizi. Dinimizi unutturmuşlar. ehl sünneti unutturmuşlar beş vakit namazı kılan insanları tarikatçı gibi, böyle gerici gibi, yobaz gibi gören e, bir hale getirmişler. Böyle bir kitle var arkadaşlar. Yani bunu bilin. Çok böyle bir çoğunluk var. Bir iş yerinde, bir tekstilde mesela 100 kişi, 200 kişinin çalıştığı bir ortamda bir iki kişi namaz kıldığı zaman oradaki çoğu insan ki bana biri anlatmıştı işte. Ya namaz kılıyoruz diye gerici görülüyoruz. Alay ediyorlar bizde. işte yani evde mi kılsam, kaza mı yapsam utanıyorum artık. Yani biraz dik durması lazım. Müslüman da bu kadar gevşek olmaması lazım arkadaşlar. Namazını nerede olursa ne olsun kılarsın. E onlar utansın. Kılmayanlar utansın. Kılan niye utanıyor yani? E yani alay edilecek biri varsa hakikatte gerçekte onlar yani Allah muhafaza. Allah ıslah etsin onlara da Allah hidayet versin. E namaz kılı, kılan biriyle alay etmek insanı dinden çıkmaya kadar götürür yani Allah muhafaza. Memleket bu halde arkadaşlar. Ehli sünnet bile bu haldeyse şialık diye bir şey kalmış mıdır ya? Yani? İran diye bir şey yok yani. Kim var o zaman? Batılılar var arkadaşlar. E, dünyadaki Müslüman ülkeleri Batılılar sömürüyor, yönetiyor. E, kendilerine göre işte Arabistan'da Vahabilik diye din uydurmuşlar. Adına İslam diyorlar. Arabistan'da din mi var, İslam mı var arkadaşlar? Yok. Vahabilik diye din mi olur ya? Bir tane din var, İslam. Vahabilik nereden çıktı? İngilizler çıkardı işte. O Abdullah Aba e, bazı İslammış gibi gösterilen dini empoze ettiler. O da halka empoze etti. Bugün gelinen noktada Türkiye'deki ekili sünnet gerçek Müslümanlara bile kafir diyorlar adamlar. Bunu biliyorsunuz. E, hacılar daha iyi bilir. Gittiğiniz zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mübarek türbesini dua bile ettirmezler. Eline vurur gelir asker. Şişt, ne yapıyorsun sen der. Dön Kabe'ye dua et der. Alemin birine öyle demişler. Alemin biri demiş ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hürmetine yaratıldı. 18 bin alem, bütün alem. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o Kabe'deki o bulunan taşlardan daha üstündür demiş. Doğru demiş arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Kabe'den daha üstündür. Ki ya Kabe Allah'ın evi, Kabe Allah'ın evi ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hürmetine yaratıldı. Haşa Kabe Allah değil arkadaşlar. Taştan bir sembol, allah Teala'nın değer verdiği bir mekan. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın daha, değeri daha yüksek. Size daha ilginci bir söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam İmam Muhammed ile İmam Şafi sürekli birbirleriyle tartışıp istişare eden alimler. Bir gün geldiğinde e, bir bakıyor İmam Şafi Kabe'ye yaslanmış. E, milleti izliyor. İşte diyor İmam Muhammed diyor ki bak diyor İmam Şafii'nin burada yanlışını gördüm. Ya da tam tersi olabilir. İmam Muhammed olabilir Kabe'ye yaslanan. E, o gidip ona soru soruyor. İmam şafii diyor ki bak diyor e, Kabe'ye sırtını dönmüşsün. Sen burada yanlış yapmışsın diyor. E, İmam Şafii de diyor ki bak burada Müslümanlar var. Müslümanlar değeri Allah indinde Kabe'den daha üstündür. Ben yönümü Müslümanlara döndüm diyor arkadaşlar. Yani insan Müslüman çok değerli. Bunu bilin. E orada Zaten camiye giden kardeşlerimiz biliyor, imamlar namazı bitirdikten sonra yarım dönerler cemaate doğru. Sırtlarını ne tam Kabe'ye dönerler, yani kıbleye doğru sırtlarını dönmezler, cemaate doğru da sırtlarını dönmezler. Çünkü cemaatin Allah indindeki değeri yüksek olduğu için yarım olarak dönerler, cemaate doğru tesbih çektirirler namazdan sonra. İşte e, yani bugün gelinen noktada Şialık diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Neden kalmadı? Ee, şu an İran diye de bir ülke yok. Orayı ben İran dediğiniz zaman, Suriye dediğiniz zaman Rusya gibi görüyorum. Görmekte de haklıyım. Neden? Ee, 2000 yıllık bir bağlantısı var Yahudilerle İranlıların. Hatta Tevrat'ta Yahudiler zaten bir sürü isim ekleyip çıkarıyorlar. Tahrif edilmiş kitaplar. Kafalarına göre yazıyorlar, değiştiriyorlar. Ee, İranlı bir imparatorun ismini yazıyorlar arkadaşlar. Kiros diye. Kiros Tevrat'ta geçiyor. Oysa ki kendilerinden başka kimsenin insan olduğuna inanmazlar. Ama ona değer vermişler. Onu kitaplarına yazmışlar. Kim o? E, Ahamemiş İmparatorluğu ilk İran devleti. İranlıların Persilerin ilk kurduğu devlet Ahamemiş İmparatorluğu'nun kralı arkadaşlar. Lideri yöneticisi. Onları Babil Kralı'nın elinden kurtarıyor. Babil Kralı'nın elinden Kudüs'ü kurtarınca Horasan'a, Irak'a, Bağdat'ın olduğu bölgelere dağılan Yahudileri tekrar ülkelerine çağlıyor. Gelin mabedinizi tekrar yapın diye. Ona minnettar kalıyorlar. 5'te 4'ü gidiyor. Beşte biri İranlı olduğu Horasan topraklarında kalıyor. 2000 yıldır İran topraklarında yaşayan Yahudiler var, çoğalan Yahudiler var. Bugün İran'da da çok sayıda Yahudi var. Dedim ya iki devlet var İran'da. Yarısı Yahudi, Siyonist, yarısı da Şii denilen Rusya'nın elindeki insanlar. Dediğim gibi Şii diye kalmadı. Rusya yönetiyor işte arkadaşlar onları da. E, bu 2000 yıllık olay şöyle diyeyim ben size. E, Pehlevi zamanına kadar Pehlevi zamanına kadar bunlar çat pat İran'ın o topraklarda kendilerini yaşamayı sürdürdüler devam ettirdiler. E bir olay yaşandı biliyorsunuz İran'da Kerbala günü kutlanırken bir ölü köpek attı Yahudi'nin biri. İran'da yaşayan Yahudilerden biri. O zaman İranlılar çok sinirlendi. Şialar ya, ya Müslüman olacaksınız ya da buraları terk edeceksiniz dediler. Herkesin düzeni var. Numaradan Müslüman gibi göründüler. Dışarıda camiye gittiler. Evde Yahudilik yaptılar. Kendilerine göre ibadetlerini yaptılar arkadaşlar. İşte bugüne kadar geldiler. Ta ki ne zamana kadar? Ben çok uzatmayayım. İran'ı anlatıyoruz şimdi. 2000 yıldır İsrail dostu, Yahudi dostu arkadaşlar Hümeyni devrimi olana kadar, İran devrimi olana kadar 1979 yıllarında biliyorsunuz Pehlevi hastalandı, kanser oldu. Gitti Amerika'ya kaçtı. Bakın dikkat edin nereye gidiyor? Amerika'ya gidiyor. Amerika'dan Mısır'a geldi. Mısır'da öldü Pehlevi. Zaten İran'a gelseydi idam edeceklerdi. Neden? Hümeyni Fransa'ya gitmişti. Geri döndü, kaçmıştı. Hümeyni'yi arkadaşlar önce hapsettiler. İran'da hapsedildi Hümeyni o devrim yapan kişi. Daha sonra Türkiye'ye gönderdiler. Türkiye'de kaldı Ankara'ya. Ankara'dan Bursa'ya gitti. Bursa'da kaldı. Bursa'dan sonra Türkiye'den Pehlevi dedi onu uzaklaştırın. Bu, bu defa Türkiye komşusuyla kötü olmamak için onu Irak'a gönderdi. Daha sonra Saddam'dan istediler. Saddam Hüseyin de geri e, başka yere gönderdi arkadaşlar. O esnalarda işte bu hastalık işi çıkınca Pehlevi'nin. Hümeyni devrim yaptı. Bu devrimi bakın Hümeyni nereye kaçtı? İlk Fransa'ya kaçıyor. Türkiye'den, Irak'tan Fransa'ya kaçıyor. Fransa'ya götüren kim arkadaşlar? O zamanki Sovyetler Birliği. Bunu ayaklandıran kim? Sovyetler Birliği. Yani Sovyetler Birliği ve Amerika arasında sürekli bir savaş var. Gizli bir savaş var. Birlikte görünseler de kendileri ülkeleri, kendi liderlerini getirerek başa ele geçirmek istiyorlar. İşte başarılı oldu. O hastalanınca Pehlevi, o Muhammed Rıza Pehlevi hastalanınca, kanser oldu Mısır'da önce. Hümeyni başa geçti. Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin kontrolünde kaldı İran. Yani Hümeyni demek Rusya'nın generali demek bir askeri demek. Artık şu an yöneticiler Putin de sağlam tutuyor işi. Rusya elinden kaçırmıyor. İran'ı elinde bir tutuyor. İran'da ayaklamak, ayaklanmalar yapıyorlar. O Yahudiler Pehlevi'den kalan Pehlevi taraftarları Siyonistler ele geçirmek istiyorlar. Geçiremiyorlar İran'ı. Bugün İran Rusya'nın elinde. Rusya'da Amerika ile İsrail ile savaş açtı. Kesinlikle Putin'le birlikte İran İsrail'e yakında göreceksiniz arkadaşlar. Girecek. Ve o gün işte tekrar Cübbeli Ahmet hocamızı uyarmak için, Allah rızası için, Müslüman kardeşlerimizi uyarmak için videolar yapacağız. Bakın hocam bu iş ciddi, mesele böyle. Bu mesele 3. Dünya Savaşı'na gidiyor, Mehdi Aleyhisselam'a gidiyor. İşte bundan sonraki videomuz o olacak inşallah. Cübbeli Ahmet hocamıza izletirsiniz o videoyu da. Yani çok yanıldığı fikirler, e, dünya görüşleri hakkında İslam ilimlerine bir şey diye mesajla işte. zaten e, haddimizi bilmemiz lazım arkadaşlar. Alim bizzat e, ki yani çok istifade ettik. Bizim üzerimizde de hakkı çok. Allah razı olsun yine kendisinden. Ama son zamanlarda, onu açık söyleyeyim, biraz bizi küstürmüştü, üzmüştü bizi. Ta ki ne zamana kadar? Mahmud Efendi Hazretleri'nin rabıtasını koruyana kadar. Mahmud Efendi Hazretleri'nin rabıtasını korumasaydı küsmüştük biz kendisine. Buradan onu da söyleyelim. Mahmud Efendi Hazretlerimizin rabıtasını koruduğu için Allah kendisinden razı olsun. Ee, İsmail Ağa'daki art niyetli insanlara bu olayı, tarikatı, bırakmadı. Allah kendisinden razı olsun. Bu konuda kendisine duacıyız arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda inşallah Mahmud Efendi Hazretleri'nin Mehdi Aleyhisselam hakkındaki görüşü, Cübbeli Ahmet Hocamız neden kitap yazdı bu yüzyıl gelmeyecek diye bu soruların cevabı ve Mehdi Aleyhisselam'ı hangi tarihe kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.